Birinci sınıf matematik dersimizde konumuz geometrik örüntüler. Bu dersimizde örüntüleri tanıyacağız. Nesnelerden ve geometrik şekillerden örüntüler oluşturacağız. Örüntülerde eksik olan öğeleri örüntü kuralına uygun şekilde tamamlayacağız. Hazırsanız başlayalım. Nesnelerin, geometrik cisim ya da geometrik şekillerin, harflerin, sayıların aynı kurala göre birbirini takip etmesine örüntü denir. Biz örüntüleri incelerken öncelikle örüntünün kuralını bulacağız. Kuralı ararken de örüntünün nasıl başladığına, hangi aşamada başa döndüğüne bakacağız. Birlikte görelim şimdi. Birinci alıştırmamızda örüntülerin kurallarını yazmamızı istemiş. İlk örüntüde kareler görüyoruz ama bu karelerin renkleri farklı ve belirli bir düzende ilerliyor. Bakalım yeşil kare, yeşil kare, mavi kare, yeşil kare, yeşil kare, mavi kare. Dikkat ederseniz mavi kareden sonra tekrar başa dönüyor ve aynı şekilde ilerliyor. 2 kare, 2 yeşil kare, 1 mavi kare. 2 yeşil kare, 1 mavi kare. O zaman örüntümüzün kuralı 2 yeşil kare, 1 mavi kare. İkinci örüntümüze bakalım. Yeşil daire, yeşil daire, turuncu üçgen, yeşil daire, yeşil daire, turuncu üçgen. Turuncu üçgenden sonra yeşil daireye döndü. Tekrar başa dönmüş oldu. O zaman kuralımız şu olacak. 2 yeşil daire, 1 turuncu üçgen. 2 yeşil daire, 1 turuncu üçgen. Bunu sadece şekil isimleriyle de ifade edebilirim. 2 daire, 1 üçgen. 2 daire, 1 üçgen. Yazalım kuralımızı. 2 daire, 1 üçgen şeklinde ilerleyen örüntü. Üçüncü örüntümüzde kare, daire, üçgen, kare, daire, üçgen, kare, daire, üçgen. Dikkat edersek bu şekilde hep tekrar ediyor. Bakın kalemimizde de işaretledik. Kare, daire, üçgen, kare, daire, üçgen. Kuralımız o zaman kare, daire, üçgen olur. Örüntüyü devam ettirmemizi isteseydi eğer en son üçgenle bittiği için biz kuralda tekrar başa dönüp kare çizecektik, daire çizecektik ve üçgen çizerek örüntüyü devam ettirebilirdik. İkinci alıştırmamızda aşağıdaki örüntüde boş bırakılan şekilleri tamamlamamızı istemiş. Şimdi örüntüyü devam ettirebilmek için önce kuralını bulmalıyız. İlk örüntüde üçgen, dikdörtgen, dikdörtgen, üçgen, dikdörtgen, dikdörtgen şeklinde ilerliyor. Nerede başa döndü? Tekrar üçgeni burada görüyorum. O zaman kuralımız bir üçgen, iki dikdörtgen, üçgen, iki dikdörtgen, üçgen, iki dikdörtgen olacak. Son şekilde bir dikdörtgen olmalı. Ve rengini de pembe renge boyuyoruz. Sıradaki örüntümüzde daireler görüyoruz. Bu kez sadece dairelerden oluşan bir örüntü ama renklerle bir kural oluşturulmuş gibi görünüyor. Bakalım yeşil daire, kırmızı daire, sarı daire, yeşil daire, kırmızı daire, sarı daire, yeşil daire, kırmızı daire, sıradaki sarı daire olmalı. Çünkü kuralımız bu şekilde sürekli tekrar ediyor. O zaman sarı kalemimizi alıp son şekli de biz eklemiş olalım. Sıradaki örüntümüzde yıldız, daire, dikdörtgen, yıldız, daire, dikdörtgen şeklinde ilerliyor. Nerede başa döndü örüntü? Bakın burada tekrar yıldız var. O zaman kuralımız şuymuş. Yıldız, daire, kare. Pardon, dikdörtgen, yıldız, daire, dikdörtgen şeklinde ilerliyorsa yıldız, daire, dikdörtgen olmalı. Dikdörtgenin rengi turuncuysa
Turuncu kalemimizle tamamlayalım. Son örüntümüzde ise üçgen, elips şeklinde bir şeklimiz var. Yuvarlak diyelim. Üçgen, yuvarlak, üçgen, yuvarlak, üçgen, yine yuvarlak gelecek. Rengi neymiş? Pembe renkliymiş. O zaman biz de pembe kalemimizle tamamlamış olalım. Sıradaki sorumuza bakalım. Örüntü kralı bir çember, bir kare, bir üçgenmiş. Aşağıdakilerden hangisi yukarıda verilen örüntü kuralına uygundur? Birinci örüntüye bakalım. Daire, daire, kare, daire, daire, kare şeklinde ilerlemiş. Bu değil o zaman. İkinci örüntüde kare, üçgen, kare, üçgen, kare, üçgen, kare şeklinde ilerleyen bir örüntü. Bu da aradığımız değil. Çember, kare, üçgen, çember, kare, üçgen. O zaman aradığımız örüntüyü üçüncü seçenekte bize verilmiş, verilen kurala uygundur. Sıralı sorumuzda aşağıdaki geometrik örüntülerde boyanmamış kısımları her bir örüntünün kuralına uygun olacak şekilde boyayınız demiş. Renkli balonlardan oluşturulmuş 3 farklı örüntümüz var. İlkine bakalım, kuralını önce bulalım. Yeşil balon, mavi balon, yeşil balon. Başa döndü bakın tekrar. O zaman yeşil balon, mavi balon şeklinde ilerleyen bir örüntüymüş bu. Biz de önce mavi kalemimizi alalım. Sıradaki balon mavi olmalı. Yeşil balon gelecek sonrasında. Mavi balon. Yeşil balon. Mavi balon. Böylelikle birinci örüntümüzü kuralını bularak tamamlamış olduk. Şimdi ikinci örüntümüze bakalım. Nasıl ilerlemiş? Kırmızı balon, kırmızı balon, yeşil balon, tekrar başa dönmüş kırmızı balon. O zaman kuralımız bize şu kısımda verilmiş. 2 kırmızı balon, 1 yeşil balon şeklinde ilerleyecek. O zaman kırmızı balon sıradaki balonumuz da tekrar kırmızı olmalı. Kırmızı kalemimizle renklendirelim. 2 kırmızıyı yaptık. Şimdi sıradaki yeşil olmalı. Şimdi tekrar başa dönmeli kural. 2 kırmızı balon gelmeli. İki kırmızı bir yeşil balon şeklinde ilerliyordu ama balonlarımızı bu şekilde tamamladık. Örüntümüzü de tamamlamış olduk. Üçüncü örüntümüzde ise sarı balon, mavi balon, mavi balon, sarı balon tekrar başa dönmüş. O zaman kural yine burada bize verilmiş. Bir sarı, iki mavi balon şeklinde ilerlemeli. Sıradaki balonumuzu mavi boyayalım. İki mavi balon gelecek. Sarı balon. Şu an başa dönmüş oldu kralımız. Şimdi sırada iki mavi balon daha olmalı. Kalan balonumuzu da maviye boyayalım. Yünlü sorumuza bakalım. Yandaki atkıları örüntüye uygun bir şekilde boyayıp tamamlar mısın demiş bize. Her bir atkının kuralı farklı. Farklı renklerde devam edecek. Birinci atkımızda verilen bölmelere bakıyoruz. Yeşil, yeşil, pembe, yeşil, yeşil. O zaman yine pembe gelmeli. Kural bu şekilde devam ediyor. İki yeşil, bir pembe olarak. O zaman sırada pembe renk olmalı.
pembeyle boyuyoruz. Sıradaki iki yeşil, bir pembe, iki yeşil, pembe, iki yeşil, yine pembeye geldi sıra, iki yeşil, pembe, iki yeşil. Şimdi pembe geldi. Ve sırada iki yeşil olmalı. Böylelikle birinci atkı üzerindeki desenleri verilen örüntü kuralına göre tamamlamış olduk. İkinci atkıya bakalım. Kural neymiş? Önce onu bulalım. Turuncu, yeşil, pembe. Turuncu, yeşil. O zaman sıradaki pembe olmalı. Şimdi turuncu renk gelecek. Ve yeşil renk. Pembe, turuncu, yeşil. Yine pembe geldi, turuncu, burası turuncu olmalıydı, şimdi yeşil gelecek. Pembe, turuncu. Yeşil, pembe, turuncu, yeşil, pembe, turuncu, yeşil. Tekrar pembe, turuncu ve yeşille atkıdaki desenleri tamamlamış olalım. Efsane sorumuzda örüntü kuralına göre 5. ögede oluşturulması gereken şekli çizmemizi istemiş. Önce bir kare ile başlamış, sonra bu karenin etrafına farklı sayıda kareler ekleniyor. Bakın sağına, soluna, önüne, arkasına birer kare eklenmiş. Sonrasında yine sağına, önüne, arkasına, soluna birer kare daha eklenmiş. Yine merkezdeki karemizin etrafına bu kez birer tane daha eklendiğinde sağ, sol, ön ve arkada üçer kare olmuş. Biz şimdi yine merkeze bir kare çizelim. Bu karenin bu sefer sağında, solunda, önünde ve arkasında dörder kare olmalı. Çünkü birer tane artarak devam ediyordu. Şimdi bu karemizi boyayalım. Sağ tarafında dört kare olmalı. 1, 2, 3, 4. Önünde dört kare olmalı. 1, 2, 3, 4 kare. Solunda dört kare olmalı. 1, 2, 3, 4. Yine arkasında da
4 kare olmalı. 1, 2, 3, 4. Karelerimizi yine mavi renkle boyayalım. Bu soruda bizim için farklı bir örnek oldu. Örüntülerde her zaman örüntüler soldan sağa doğru belirli bir kurala göre ilerleyecek diye bir zorunluluk yoktur aslında. Bu şekilde farklı şekiller oluşturarak tabii belirli bir kurala göre de ilerleyebilir. Toplu sorumuzda örüntü kuralına göre dördüncü ögede oluşturulması gereken şekli çizmemizi istemiş. Şimdi ilkinde iki top üst üste. Sonrasında sağına iki top daha gelmiş. Toplam 4 topumuz olmuş. 4 topun sağına iki top daha eklenmiş. 1, 2, 3, 4, 5, 6 topumuz olmuş. 6 topun sağına iki top daha eklendiğinde 7, 8 top olmuş. Şimdi biz 8 topun sağına iki top daha eklemeliyiz. Önce 8 topu çizelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sağına 2 top daha gelirse 9, 10 top olmalı. Toplarımızı boyayalım. Sevgili birinci sınıflar, matematik dersimizde geometrik örüntüleri öğrendik. Örüntülerin belirli bir kurala göre ilerleyen desenler olduğunu öğrendik. Örüntülerde kuralları bulmayı, yarım kalan örüntüleri devam ettirmeyi öğrendik. Örneklerimizi, sorularımızı tamamladık. Kanalıma abone olarak güncel paylaşımlarımı takip edebilirsiniz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.